Gümrük, sen ne yapıyorsun burada? Niye çıktın hastaneden? Ram. Ben... Gümrük, sen iyi misin? Anama mı bir şey oldu? Ebru, anam nerede? Buradayım oğlum. Buradayım. Benim. Senin annen benim. Benim diye haykırmak istiyorum. Aklım, ruhum, tüm bedenim haykırıyor benim diye. Dilimi tutan ne peki? Sımsıkı sarılmamı engelleyen ne? Beni dilsiz, elsiz, kolsuz bırakan ne? Yalvarırım biri bana yardım etsin. Ne olur yardım edin. 20 yıldır öldü bildiğin evladını karşısında gören biri var mı aranızda? Ne yapmalıyım şimdi? Nereden başlamalıyım? Nasıl söylemeliyim? Çocukluğumu çaldılar benden. Delikanlılığına bakıyorum şimdi. Ne olur biri yardım etsin. Birlikte aradığımız oğlum sensin. Seni benden koparmışlar. Yürüsene kardeşim be. Bacım nereye? Konağa gitmeye gerek kalmadı. Sen yine ne istiyorsun be? Bak Baran yoldadır, gelir şimdi. Bak Ayşe. Bileyim, sana yanlış yaptım. Ama keyfimden mi yaptım? Evladımın acısından delirdiğim için yaptım. Düşüneyim, düşüneyim, işin içinden çıkamayayım. Ben onu bilerek aldım. Geçmişini yok sayarak aldım. Oğlumun anasıdır deyip konağın hanımı yaptım. Ayşe, bir şey biliyorsan ne olur söyle. Bunu bana nasıl yaparım? Bana nasıl yapar? Oğlumu benden nasıl kopartır ha? Bir şeyini eksik ettin mi Ayşe, sen söyle. Bak sen babasız büyüdün. Acısını, yokluğunu senden iyi kimse bilemez. Bir şey biliyorsan ne olur söyle. Mehdi'den böyle olsun. Oğlumdan böyle olsun. Annemin nereye gittiğini kendine sor, sen daha iyi bilirsin. Ablacığım, hadi inat etme, okula gitmen lazım. Rüzgar'cığım, hani sen annemi göremiyorsun diye çok üzülüyorsun ya. Annem de seni göremediği için üzülüyor, biliyorsun değil mi? Çok özlemiş seni, çok seviyor. O zaman niye gelmiyor, niye aramıyor? Elinde değil çünkü. Elinde olsa seni görmeye gelmez mi hiç? Fırsatını bulunca gelir mutlaka. Ne zaman fırsat olur? Bilmiyorum ablacığım. Bilmiyorum ama bir fırsatını bulduğunda geleceğinden eminim. Gelecek diye bir resim yapmıştım. Size göstereyim mi? Göster ablacığım. Ama sonra hemen okula gideceksin, tamam mı? Tamam.
Çocuklarının yanında olman için bu son şansın anne. Baran, ben iyi, Narin iyi. Ama ben orada daha fazla kalamam. Baran, seninle konuşmamız lazım. Anne. Gördün mü Maya? Ben sana ne demiştim? Annem şan verdilerin peşinde koşmaktan çocukları olduğunu unuttu. Sen de hala hastanede ne giymek ister? Acaba tek başına ne yapıyordur? Ağrısı var mıdır diye düşündür bakalım. Belki lazım olur anne. Tebrikler anne. Sonunda hepimizi kaybetmeyi başardın. Seni rahatsız etmeyeyim daha fazla. Çocuklarından daha önemli işlerim vardır senin. Hadi abla. Nasıl yapar böyle bir şey? Resmen umrunda değiliz. Şş. Tamam, sakin ol. Rüzgarı üzmeyelim daha fazla, tamam mı? Hadi ablacığım. Sen kızları aldırma, olur mu? Maya da adaya uymuş ama. Geçer. Benim gitmem lazım. Kızlarım bana ihtiyacı var. Ana. 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 Ana gel. Ana, ana gel. Ebru yardım et. Ana. Ebru yardım etsene. Gel. Gel. Ana bana dayan. Gel. Ya ne odası? Ana hastaneye gitmemiz lazım. Ya yok. Yok yok istemem hastane falan. Ben istemem. Ben senin yanında kalayım. Baran. Benim derdim de dermanım da sensin. Oğlum bilmiyor musun sen? Tut benim elimi. Bırakma. Hadi. Tamam. Gidelim. Ah.
ver. Sibel. Ne oldu ya? Ne oldu? Annemden bir şey mi? Al oku. Ağam ben Kasım'la kaçıyorum. Mehdi'yi de alacaktım ama kıyamadım. Sefil olmasın oğlum. Mehdi'yi tarladaki eve bıraktım. Sibel. İyileşeceksin Sibel. Duydun beni? İyi olacaksın, sana söz veriyorum. Duydun mu? Ölmek yok. Bugün değil, böyle değil. Beni affetmeden gitmek yok. Tamam mı? Ölmek yok. Bu telefon önemli. Bakmam lazım, müsaadenizle. Efendim Kasım. Sibel vurdu, durumu ağır. Hemen bizim çiftlik evine götür. Ben de doktoru alıp geliyorum. Tamam. Nereye gitti Kenan abi? İşi çıkmıştır kızım. Gelir birazdan. Affet beni Sibel. Affet beni. Sözümü tutamadım. Seni koruyamadım. Dayan Sibel. Dayan, seni yetiştireceğim. Dayan. Rahatsın değil mi Ana? İyiyim oğlum. Ben bir doktor arayayım. Alo doktor. Yalvarırım yapma ne olur. Ne olur yapma. Bizim birbirimizden başka hiç kimsemiz yok. Doğruymuş. Nasıl yaptın bana bunu anne? Nasıl yaptın? Sibel.
Artık elimizde sadece burası var. Annemden bize hayır yok. Biz de bundan sonra kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız. Tamam mı? Tamam. Emre de gelmek üzeredir. Şu elindekileri getirsin de dolapları falan yerleştirelim artık. O zaman bu kafe bugün bitecek. Anlaştık mı? Ben ne iş yapacağım? Sen de peçeteleri dizersin. Yaşasın. Vay koçum benim. Yardıma mı geldin sen bize? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldu Narin abla? Biraz daha iyi mi? Doktor birkaç güne toparlar demiş. İyi bari. Çok geç kaldın anne. Hadi o zaman. Masaları yerleştirelim. Doktor bey, buyurun. Buraya. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Gel, gel, gel. Allah Allah. Gel. Gel. Ağam. Sibel nerede? Sen geç içeri, haydi. Tamam oğlum, tamam. Ayşe. Ne oldu sana? Kendal. Bağırma, oğlumu korkutacaksın. Ağam, Mehdi'yi bulmuşum. Sibel'e bir şey mi oldu? Annemizi terk etti. Oldu mu? Annem arkasına bile bakmadan çekti gitti. Kasım'la kaçtı. El kadar yavrusunu İzbe'ye bıraktı, kaçtı gitti benim annem. Oldu mu? Hepiniz annemin nasıl bir kadın olduğunu duydunuz mu? Ayşe? Ayşe! Sen gel benimle. Özlem! Ayşe, bu söyledikleri neydi? Ne duyduysan o işte. Annem Kasım'la kaçtı gitti, bizi bıraktı. Ama ben şaşırdım mı? Yok. Niye şaşırayım ki? Ya ben onu ablam sanıyordum, annem çıktı. Namuslu sanıyordum, Kendall'ın metresi çıktı. Niye şaşırayım ben? Niye şaşırayım, niye? Işın nereye? Kaçtı sandım. Meğer derdi başkaymış. Ya
gözü döndüyse Mehdi atmış bir köşeye gitmiş, hiç düşünmemiş bir şey olur mu, olmaz mı? Biri bir şey yapar mı diye düşünmemiş bile. Aptalım ben. Aptalım ben, aptalım. Dur bir konuşalım. Bırak ya, bırak. Haniymiş benim oğlumun emziği, haniymiş. Getir, getir. Bak geldi, geldi, geldi. Al bakalım oğlum, al. Bak bu... Ağlama oğlum, ağlama. Kime çektin sen böyle ha? Aslan oğlum benim. Oy, kurban olsun sana. Maması falan var değil mi? Vardır abi. Kasım'a mı kaçmışlar sahi? Fazla konuşma, benim canımı sıkma. Al bakayım, aç ağzını. Aç ağzını. Tut, tut, tut. Tamam, tamam. Tamam. Ne geveliyim kız? Bir şey yok. Beziydi, mamasıydı bak. Eksik gedik ne varsa Rıza'ya söyle, alsın o. Bundan sonra oğluma sen bakacaksın. Ne diyor sana? Çocuk değildin ya, al sana çocuk işte. Ben de narin mi olacağım yani? Al bakalım, altına falan bir bak. Hoppala, tamam. Al bakayım. Tut, tut. Kurban olsun sana. Ağlatmayın oğlumu. Canıyla cebelleşiyor. Anam ortada yok. Sen bu haldesin. Ben ne yapayım? Bana bir şey söyle. Öl de öleyim. Yollara düş de peşinden geleyim. Ama bana bir şey söyle ne olur. Görmüyor musun, yetemiyorum. Ne anama, ne halama, ne sana yetemiyorum. Bir tokatlık canım kaldı. Ne olur düşürme beni, bak düşersem kalkamam. Yere gidemem. Allah'ım benden başka kimsesi yok. Ama sen de gitme. Bak gidersen ölmem belki, yaşarım. Ama gidersen benden geriye ne kalır ki? Kendin için kalamıyorsan bile bizim için kal. Ne olur. Adam sus. Ne olur sus, sus. Sen benim için o kadar çok şeysin ki. O kadar çok şeysin ki anladın mı? Keşke anlatabilsem. Keşke anlayabilsem. Biz birlikte ne kadar çok şey yaşadık. Hayatımın ne kadarı sen, ne kadarı ben bilmiyorum. Ama gitmem lazım. Kalamam Baran. Ama sana da gel diyemem. Annenin sana ihtiyacı var.
Bırakma beni ne olursun. Ayşe. Baran. Oğlum nereye? Tebrikler anne. Sonunda hepimizi kaybetmeyi başardın. Bir tokatlık canım kaldı. Abi, ne olursun yalvarıyorum bir şey yap abi. Ebru söyleyecek bu meseleyi. Daha söylemedi mi? Abi. Ya beni bulaştırmayın etmeyin demedim mi ben size ya? Allah Allah. Ya yalvarıyorum sana ya. Ne olursun bir şey yap söyleyecek diyorum. Bana bak Narin. Sibel az daha oğlumu kaçırıyordu. Benim derdim başımdan aşkın. Ne alt ettiğiniz benim umurumda değil. Sıra Melih'e geldi. Onu bir bulayım, gerisi zerre umurumda değil. Ağam. Ben Melek'i buldum ya. Fırsat olmadı, konuşamadık. Ne demek buldum? Nerede? Narin vurulunca geri dönmüş, kaçmamış. Ben de onu Fikriye teyzeye götürdüm. İyi gelin. Onu bir bulayım var ya. Ağam, ağam yapma ya. Biraz kalsın orada, ortalık yatsın. Döner zaten. Anamla da fena kapıştılar. Anam nerede? Bilmiyorum ki. Kenan abilerin konaktayken o çıktı gitti. Ayşe. Git başımdan. Ayşe. Ayşe dur bir konuşalım diyorum sana ya. Ya sen niye benim peşimi bırakmıyorsun ya? Ne istiyorsun benden? Gitsene konağa. Ayşe seni bırakmam duydun mu beni? Çıkar at kafandan şunu. Böyle kaçarak olmaz. Önce bir ne olduğunu öğrenin. Şimdi seni konağa bırakacağım. Sonra da amcamın yanına gideceğim. Şu işin aslını aslarını öğreneceğim. Tamam mı? Ya bir kere de sözümü dinle Ayşe, tamam da ya. Kenan abi bilir mi ya? Nereden bilecek ki adam? Ama sonuçta çalışanı yani. Haber vermiştir belki biz kaçıyoruz diye. Şimdi adama sorsam sana ne diyecek yani? Fakat kız sana ne? Bitti gitti işte. Ne sen anam var ya. Yılana. O ne yapıp edip kafasına girmiştir Kasım'ın. Kasım ana ne demeli? Beni seviyordu ama yani. Yalan mıydı o zaman her şey? Ben yüz çevirdim diye yapmıştır. Şimdi. Kurşunu çıkardım. Şimdilik iyi ama dinlenmesi gerek. Peki doktor. Sağ ol. Ha,
Kenan abi nasılsın? Hayırdır Özlem? Ben bu Mera'yı bulduğum için konağa getirdiğimi söyledim Kenan'a. Delirdi tabii. Balığa basmaya geliyordu da ben zor tuttum. Sağ ol Özlem. Ben gerekli tedbirleri aldırırım. Mehdi'yi de buldular. Haberin olsun. Ne güzel. Gözünüz aydın. Sibel Kendal'a mesaj atmış. Kasım'la kaçıyoruz diye. Mehdi'yi de izbe bir yerde bulmuşlar. Öyle yani. Anladım Özlem. Kendal abi nereye gitmişlerdir biliyor musun? Kasım yani. Yok. Uzun zamandır görmüyorum Kasım'ı. Tamam. Özlem, başka bir şey yoksa ben kapat. Misafirim var. Tamam, tamam. Kendal yapmış yine yapacağını. Sibel de senin kaçtığını söylemiş. Güya Sibel mesaj atmış. Belli ki Sibel'i öldürtüp suçu da senin üstüne atmak istemiş. İşi sana ihale etmesi de oyunun bir parçası. Kendal aptal değildir. Senin yapamayacağını biliyordu. Tamam. Sakin ol. Sen burada olup Sibel'i sağlığına kavuşturman lazım. Kendal bir yere kaçmıyor. Kızım. Ebru Hanım. Kenan ben. Neredesiniz? Atölyedeyim. Konuşmamız lazım. Kusura bakmayın. Şimdi konuşacak durumum yok. Annem. Yardım edeyim. Yok kızım. Sen dersine çalış. Şu yavruyu sürüklemeyeydin bari peşinden. O ne biçim laf ana? O benim her şeyim. Evim, yurdum. Bilmez misin? Hiç iyi etmedin Emine. Hiç iyi etmedin. Analar evlatlarını bırakmazlar. Babaannem. Sen de mi terk edildin benim gibi? Bırakıp gitti senin de yani. Ne yapacağız şimdi? Hı? Geçer bu da değil mi? Mama yapalım sana. Karnı acıktı mı? Ha? Ben işlerimi halledeyim, geleceğim, tamam mı?
Amcam nerede? Çıktı az önce. Fabrikaya gidiyor. Ne oldu ki? Bana bak Fatih, bana bak. Son günlerde çok kayıtlar oldun sen ha. Gözüm üstünde, bileşen bak. Allah Allah. O ne la? Anam. Ulan. Ulan oğlumu kaçırmak. Hem Kasım'la karıştır, hem Mehdi'ye karıştır. Oğluma dokunanı yaşatır mıyım ulan? Siz kaşındınız. Haydi bak. Ne var Rıza? Ağam polis geldi. Tamam Rıza, tamam haydi. Ne çabuk buldunuz Sibel'i? Kasım, şimdi sen düşün bakalım. Sibel'in katili oğlum. Arkamdan iş çevirmek ha? Ulan gel la. Kedi gibisin ha. Yine dört ayak üzerine düştün. Hayırdır memur bey? Bir ihbar için buradayız. Davut Aksu ve Recep Aksu için geldik. Davut'la Recep mi? Ne yapmışlar ki amirim ya? O ne la? Vay anam vay. Götürün şunları. Sizi de şubeye ifade için bekliyoruz. Beni mi? Haber bekleyiniz. Tabii amirim tabii. Sen kaygısız ol. Ben her zaman hazırım. Ne zaman çağırsan buradayım. Rıza kardeş. Ne oldu? Niye aldılar kardeşlerim? Vallahi onu kendine soracaksın Hüseyin. Senin kardeşlerin üzerinden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu. Abi yardım et. Bunun köpeğini alayım bir şey yap. Onu yemeden düşüneceklerdi Hüseyin. De haydi haydi. Herkes işine haydi. Hoş gelmişsin Kadriyan. Oğlum hadi biz bakkala gidelim. Hadi gel. Gel. Babaanne. Baran iyi mi? Ebru abla, halam iyi mi? Asım. Kuzum annanı bekletme. Kadarıyla bana ihtiyacın yok anne. Ne bana, ne Maya'ya, ne de Rüzgar'a. Annem şu an merdelerin peşinde koşmaktan çocukları olduğunu unuttu. Canım kaldı.
Sessizliğinde haklısın kızım. Şimdi içinden hangi yüzle buraya geldi değil. Değil mi? Ben yüzümü önüme koydum da geldim. Nasıl kıydınız Baran'a, Ebru'ya? Nasıl böyle bir günaha girdiniz? Sana verebilecek bir cevabım yok kızım. Ben artık kime neyin hesabını vereyim bilmiyorum. Ben kabusumu kaybettim. Kayboldum. Bütün evlatlarım beni birer birer terk etti. Varsa yapma kızım. Bana yol göster. Yanımda ol. Bir anayla evladı ayırdınız. Hem de gözlerin içine baka baka yıllarca bu günahı sürdürdünüz. Benim evimde, anam da burada. Yüzüme bakmasa da, kızsa da, üzülse de. Niye evini terk ettin geldin dese de. Diyecekti. Her gün içim yansa da, acısa da, boynum bükülse de. Ama o konakta kalıp her Ebru'ya baktığımda acıyacağı kadar değil. Her bana baktığımda büküleceği kadar değil. Ama dağılıyorlar. Topluyorum ama hepsi kırılıyor. Özlemiyorum artık. Özlemi özlemi yapıyorum ama hepsi kırılıyor. Ebru'm. Topluyorum ama olmuyor. Hepsi paramparça kırılıyor. Tamam, sakin ol. Tamam. Ayşe. Niye kilitledi ki bu kapıyı şimdi? Kızım açsana bir konuşalım ya. Anan nerede sen biliyorsun nereye gittiğini. Ayşe aç şu kapıyı. Kansımla mı kaçtı hakikaten? Bunu niye bıraktık ki oralara? Oğlum aslanım yettim aslanım gel oğlum. Kendal bize buraları dar edecek. Beni sizden ayıracak. Ne olur gidelim buradan kurban olayım sana. Ne oldu annemden bir şey mi? Al oku. Ağam ben Kasım'la kaçıyorum.
özür dilerim ablacığım. Çok özür dilerim. Beni affet ne olursun. Delirdi bu yaşta. Kafa gitti herhalde. İyice delirdi bu kız. Kızım açsana kapıyı. Delirdin mi ya? Ne oldu lan? Nerede ben? Ağam telefonu kapatınca diyemedim sağ. Polisler geldi bizim iki tane adamı aldı gitti. Üstlerinden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı ağam. Ondan gelmişler. Bize ne? Yemeselerdi o Allah Allah. Ağam gene iyi laf etti ağam. Ayşe, Ayşe ne yapıyorsun kız? Ayşe, Ayşe, Ayşe ne yapıyorsun? Allah aşkına dur iki dakika ya. Öf seninle mi uğraşayım, onunla mı uğraşayım? İkisini de bıraktı baş. Ayşe, Narin, Narin, Narin. Ne oluyor Özlem? Ne yapıyorsun burada? Allah aşkına bak kız kendini kilitledi ya. Ne diyorsun Özlem? Kim kilitledi kendini ya? Ayşe! Ayşe! Kızım sakın yapma! Yapma Ayşe! Ayşe! Kızım aç şu kapıyı Ayşe! Aç şu kapıyı! Ayşe! Ayşe! Ayşe dur kızım yapma sakın! Polisin bulması yakındır. Az kaldı. Çok az kaldı. Destur. Sen bunu alışkanlık haline getirdin bana. Amca ne oluyor? Bu kaçma işi ne? Ne diyorsun oğlum? Sibel'le Kasım diyorum. Ben ne biliyorsan dedim. Oğlumu da bırakıp gitmiş k***ları. Seninki de yanımdaydı. Birlikte gittik almaya oğlumu. Amca sen emin misin? Bu işin aslı ne? İşin aslı mı? Ben sana işin aslını diyeyim. Uğruna amcanı karşına aldığın o kızın anası beni boynuzladı. Yetmedi, oğlumu izle bir yere terk edip gitti o gazı bitiyle. Ama yarın öbür gün ölürsünü bulursak şaşırma. Gazın psikopatın teki. Ne yapacağı belli olmaz. Amca bak Ayşe çok üzgün. Yıkıldı. Sakın ona zarar gelecek bir şey daha olmasın. Ne ana? Yetiş Ayşe kendine bir şey yapacak. Yetiş çabuk. Ne diyorsun anası? Bana ne oldu? Zehra abla. Hoş geldin Serdar. Deniz burada mı? Kızını aramak için biraz geç kalmadın mı? Rica ederim başlamayalım Zehra abla. Sen istesen de istemesen de Deniz benim kızım. Geç. Sakın Ayşe. Ayşe. Kız. Ayşe!
Ayşe sakın. Kızım ne yapıyorsun orada? Ayşe! Ayşe! Kızım yapma! Baran! Baran yetiş oğlum hadi. Aç kapıyı! Baran git. Git! Sen benim ömrümü yedin, ömrümü. Öyle azat ettim deyince olmuyor Kasım Efendi. Olmuyor. Ağam yapmam istediğin iş ne? Sibel'i öldürür. Sana yaptığım bütün kötülüklerine sabır sorarım. Yemin ediyorum. Söz veriyorum. Bak bizler varız Ayşe. Gidin ya, gidin, gidin! Ana çık. Çık ana. Bırak, git. Ne olursun git bana. Bu mu yani çözüm? Senin için bu kadar kolay mı? Geride kalanlar ne olacak? He? Ben kendimi geçtim Ayşe, Mehdi ne olacak? Anası gitmiş, ablası intihar etmiş bir bebek mi bırakmak istiyorsun arkanda? Mehdi büyüyüp annemi sorduğunda ne diyeceğim ben? Ne cevap vereceğim? Annem sen bebekken bizi bırakıp gitti mi diyeceğim? Ne söyleyeceğim Baran? Ben her gün bugün ne olacak acaba diye yüreğim ağzımda yaşamaktan bıktım. Bıktım artık Baran, bitsin ya, bitsin. Baran! Bitsin demedim mi? Hadi bitsin o zaman, tamam. Önce sen mi, ben mi? Deniz nerede? Odasında. Ama seni görmek istediğini pek sanmıyorum. Abi, istersen önce bir Elif abla konuşsun. Elif abla Deniz'in dershaneden öğretmeni. Buyurun. Elif abla. Canım. Senin ne işin var burada? Baran bırak şu bıçağı. Baran bırak şu bıçağı. Ne oldu Ayşe? Sıkılmadık mı acılarımızdan ha? Madem senin için doğru çözüm bu, yapalım o zaman. Baran! Anam evlat acısı çeksin, Mehdi abla acısı çeksin. Ama olsun değil mi? Biz kurtulmuş olacağız acılarımızdan nasıl olsa. Hadi bitirelim o zaman. Hadi. Ben bu kadar güçlü değilim.
kadar güçlü değilim. Bana götür beni ne olursa. Götür burada. Atlatacağız merak etme. Beraber atlatacağız. Hadi kalk. Oğlum. Ben şimdi kime güveneceğim teyze? Canım acıyor. Ya anam bile bu kadar büyük bir günahın ortağıysa... ...şimdi ben ona sarılıp ağlamak isterken nasıl anacığım diyeceğim? O benim kızım ha. Sen Deniz'in neler çektiğini biliyor musun ki hala benim kızım diyebiliyorsun? Kaç yıl oldu sen bu eve gelmeyeli? Kaç yıl oldu sen kardeşimi mezara göndereli? Lütfen Zehra abla. Ben buraya tartışmaya gelmedim. Kızımı alıp gideceğim. Teyze, yardım edeyim mi? Yok oğlum. Sana ağır gelir. Anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum. Bana bunu niye yaptılar? Murat. Murat benim gözlerimin içine baka baka senin oğlun öldü dedi. Arana, çocuklarıma... Bize bunu nasıl yaptılar ha? Sakin ol Ebran. Ben de duyduğumda çok şaşırdım. İnanamadım. Murat'ın böyle bir şey yapabileceğine akıl sır erdiremedim. Evet. Olanları duydum. Ama şimdi sakin olup kendinizi toparlamanız lazım. Baran için. Çocuklar için. Ne kadar zor bir durumda olduğunuzun farkındayım. Ama kendinizden daha çok Baran'a üzüldüğünüzün de farkındayım. Baran için çok zor bir durum. Annesinin narin olmadığını öğrendiğinde çok yıkılacak. Bununla da kalmayacak. Yeniden babasını kaybetmiş gibi olacak çocuk. Beni oğlumdan ayırdılar. Biz bunu hak etmedik. Hesabını verecekler. Zamanı var Ebru'nun. Kendinize de, ona da zaman tanıyın. Önce bu gerçekle siz yüzleşin. Ani bir karar vermek size de çocuklarınıza da çok ağır gelebilir. Ben oğlumun ölmediğini, oğlumun Baran olduğunu öğrendim. Gerçekler insanın yüzüne tokat gibi çarptığında ne yapacağını bilemez. Baran'a bunu yapmak istediğinizden emin misiniz? Biliyorum. Susmak zor ama. Hayır. Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Ben bütün çocuklarımı tek tek kaybediyorum. Hepsi elimden kayıp gidiyor. Anne neredesin diyorlar. Ben onlara cevap bile veremiyorum. Kardeşiniz yaşıyor diyemiyorum onlara. Baran'a bu kadar yakınken ona oğlum diye sarılamıyorum bile.
Her şey düzelecek. Merak etmeyin. Onlar sizin çocuklarınız. Size ihtiyaçları var. Size karşı tavır almalarının tek bir sebebi var. Sizi çok seviyor olmaları. Zamanı geldiğinde, gerçekler ortaya çıktığında onlar da size karşı anlayışlı olacaklardır. Merak etmeyin. Ben bundan eminim. Bana sakın geri dön deme Elif abla. Ben o eve bir daha dönmeyeceğim. Bunun için gelmedim Deniz. Sadece seni görmeye geldim. Biliyor musun? Benim çok sert bir babam vardı. Gölgen gibi hep peşimdeydi. Eve kaçta gireceğim, kaçta çıkacağım. Bir gün çok büyük bir kavga ettik. Aylarca konuşmadık. Aynı evin içinde iki yabancı gibiydik. Oh be dedim. Artık bana bağırmıyor, hesap sormuyor. Eve kaçta geleceksin diye aramıyor. Hayatımın en güzel günleri olduğunu düşünüyordum kendi kendime. Sonra bir gün babam öldü. Bana bu kadar zulmeden babam öldüğünde bütün dünya başımı yıkıldı. Meğer babam benim sırtımı dayadığım, asla yıkılmayacağını zannettiğim çınarımmış. Ne kadar kavga etsek de, ne kadar konuşmasak da onun eli hep üstümdeymiş. Bir daha asla kendim olamadım demiş. Bir daha asla kavga etmek için bile olsa güne baba diyerek başlayamadım. Şimdi benim kimsem yok. Emre'den başka. Sevdiklerimiz elimizden hiç beklemediğimiz bir anda kayıp giderler. Senin annen gibi, benim babam gibi. Şimdi senin baban burada. Senin için. İnsanın babasının olması nasıl bir duygu var? Biliyorum siz pek yakın değildiniz ama uzakta da olsa bir baban olduğunu biliyordum. Arayıp sorabileceğin, başın sıkışınca koş gel diyebileceğin. Ayşe. Benim babam nasıl biriydi acaba? Yıllarca dedeme baba dedim ben. Öz babam bildim. Hiç düşünmedim biliyor musun? Hiç tanımadığım babam keşke şimdi yaşıyor olsaydı, yanımda olsaydı. Beni çekip çıkarsaydı bu kaostan. Ben varım Ayşe. Ben hep yanındayım. Beraber atlatırız. Öyle veda eder gibi gözümün içine acına acına baktın. Ya sen ne diyeyim kardeşim dememe kalmadı. Atla kendini Fırat'a.
Teknedeki o geceyi hatırlıyor musun? Az kalsın boğuluyorduk. Zor attık karaya kendimizi. Sen bana ne dediğini hatırlıyor musun? Hiç korkmuyorum biliyor musun? Korkmuyorum dedim. Ayşe biz orada ölüyorduk ama ben senin yanında olduğum için sen bana korkmuyorum dedim. Bana cennet nasıl bir yer diye sormuştun. Şu an burası dedim. Senin olduğun her yer. Ayşe. Bak ben bu eli tuttuğumdan beri bırakmayacağım. Bu zaten biliyorum. Ama sen bile mani olamazsın. Nereye gidersen git gelirim peşine. Bırak artık biz kendi cennetimizi kuralım. Olur mu? Bütün evlatlarımın günahını, vebalini, en çok da kendi günahlarımı sırtlandım gideyim. Sen nereye gideyim? Bakma, bende ne yüz kaldı ne söz. Bundan sonra hiçbir şey beni ne acıtır ne utandırır. Söyleyecek sözün kaldıysa söyle. Kardeşimi mahvettin. Senin ilgisizliğin onun canına mal oldu. Annesi öldükten sonra Deniz'in neler yaşadığından haberin var mı? Ben Deniz'i almak için defalarca gelmedim mi? Hı? Annesi benden nefret etmesi için elinden geleni yapmadı mı? Ya sen Zehra? Ben gelir gelmez kızım benden kaçırmadın mı? Neredeler Antalya'da, neredeler İstanbul'da, neredeler falanca yerde? Ben kendi hatamı ve kendi suçumu biliyorum. Bunu kabul ettim zaten. Ama ben kızıma bir daha hiç ulaşamadım. Annesi kendisini sevmememin cezası olarak onu benden koparmadı mı? Şimdi elini vicdanına koy. Öyle konuş. Bana vicdandan bahsedecek en son insan sensin. Deniz'in hayatını mahvetmene müsaade edemem. Deniz'e de aynı şeyleri yaşatmana izin vermem. Yeter Zehra. Yeter. Oğlum. Ana. Senin ne işin var burada ya? Seni dinlenmen lazım. Oğlum, ben sevdiğinin yanında ol demek için geldim Baran. Al Ayşe'yi götür buradan. Siz akşamı dayınlarda geçirin. Sonrasını düşünürüz, hem o bir sakinleşsin. Sen ne yapacaksın? Sen beni düşünme oğlum, ben iyiyim. Sen iyisin, ben de iyiyim Baran. Benim tek derdim sensin oğlum. Sen olmasan ne yapacağım ben ama?
Hoş geldin Ebru abla. Nasıl olmuş? Bayağı bir iş hallettik bugün. Bir haftaya kalmaz açarız. Değil mi kızlar? Kızlar. Çok, çok güzel olmuş. Hepsini kendiniz mi yaptınız? İnsan mecbur olunca kendi başına ayakta durmayı öğreniyor anne. Baran iyi mi anne? Meryem. Bakın çocuklar, hiçbir şey bildiğiniz gibi değil. Anne tamam. Ya ben inanmıyordum. Kabul etmek istemiyordum. Ada hep söyledi bana. Ama ben hep seni savundum. Senin yanında oldum. Annem öyle şey yapmaz. Annem bizimle ilgilenmemezlik etmez. Sen ne yaptın? Biz senin hayatından endişe ederken... sen yine başkalarının peşinden koştun anne. Sana soracağım tek bir şey var anne. Tek bir şeyin cevabını istiyorum senden. Neden kaç gündür nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı hiç sormadın? Niye bizi bir kere bile aramadın? Anne niye yanımızda değilsin? Niye bizimle değilsin? Ya bizim yalnız olduğumuzu göremiyor musun? Söyledim sana Maya. Annem Baran Bey'in dertleriyle ilgilenmekten gözü bizi görmez oldu. Artık nasıl bir şeyse bizim bile önümüze geçti. Hayır. Ya anne, biz senin peşinde koşmaktan yorulduk. Ama sana bunu bile söyleyemiyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü sen hiç bizim yanımızda değilsin de ondan. Sen bizi düşünme. Biz burada gayet iyiyiz. Merak etme. Diyeceğim de sen zaten merak etmiyorsun ki. Biz sana yük olmayız. Sen kimin peşinden gitmek istiyorsan git. Kimin derdiyle ilgilenmek istiyorsan ilgilen. Biz üç kardeş gayet iyiyiz. Ada haklı anne. Biz burada gayet iyiyiz. Bu arada bunca şeyle uğraşırken aklına gelmemiştir ama ben yine de söyleyeyim. Biz sınava giremedik anne. Niye biliyor musun? Çünkü senin başındaydık. Bir yıldır hazırlandığımız sınava hastanede sen ölme diye ağlarken giremedik anne. Hani senin şu bize bir haber bile vermeden çekip gittiğin hastanede. Boş ver Maya. Bu konunun annemin umurunda olacağını zannetmiyorum. Sonuçta Baran'la ilgili bir durum değil. Hadi biz işimize bakalım. Biliyor musun? Kızgınlığını unutup... yıllar sonra ilk kez baba dediğinde...
Kendi kendime neden Oğuz dedim. Neden bunu duymak için bunca yıl bekledim? Neden kızına ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmedin? Neden kızının babası büyümesine izin verdin? Bir şey ya. Onu sevdim. Hem de çok. Allah var. Her yerde onu aradım. Her şeyi yaptım. Bir Sibel vardı benim için. Gerisi yoktu sanki. Vay be Özlem. Fena faka bastın ha. Kız bir de zekiyim diye geçiniyor. Adam seni ayakta unutmuş. Ay bu ne ya? Yani uyutmadım ben bunu. Heh, ne oldu? Ne? Neyi alıyorsun? Baba mı istiyor? Ne yapıyor? Anlamadım. Ne ettin? Ha? Ne yapacağız şimdi? Dur sen. Kenan Bey, ateşi düşmüyor. Doktor iyi olacak demişti. Merak etme. Ben konuştum. Ara ara olabilir dedi. Kendi aldan var ya. Bu kendi aldan hepsinden sağlığını soracağım o kendine. Tamam, sakin ol. Her şeyin bedelini fazlasıyla ödeyecek. Ama yavaş yavaş. Tadını çıkara çıkara. Hepsini ödeteceğiz. Binlercik ama maşallah var. Nasıl duruyorsun o şeyin yanında ya? Ne olacak Narin? Ebru yenge de öğrendi şimdi. Bugün yarın konuşur vallahi. Baran öğrenince senden nefret edecek biliyorum değil mi? Kes sesini Özlem. Baran öğrenmeyecek. Kapa çeneni. Nereden biliyorsun? Zavallı kadın öldü sende oğlunu buldu. Hem de burnunun dibinde. Kim susturacak onu? Kim dur diyecek yani?
Bence sen geç olmadan al Baran'ın karşına konuş. Belki bir şansın olur. Sus Özlem. Artık hepiniz susun. Baran benim oğlum ve öyle kalacak. Anladın mı? Al. Üzerinden uyuşturucu çıkan çocukların abisi geldi. Bizim işçilerden. Parası yokmuş fukaranın. Avukat tutun, destek olun diye çok ağladı. Ben yok dedim, olmaz dedim ama çok yalvardı. Çoluk çocuğu aç kalır deyince içim bir tuhaf oldu. Ben de sağa sorayım dedim. Defolup geçsin işinin başına. O it kovulmadığına dua etsin. Yaptıkları bedelini de ödesinler. Of be Deyzem kızı, bir rahat vermediniz ya. Ne var Nalin? Ne oldu yine? Abi. Abi yalvarırım, ne olursun bir şey yap. Bak. Yüreğim ağzımda bekliyorum abi. Baran'ı alacaklar benim elimden. Ne olursun yalvarıyorum, bir şey yap ya. Ben bir şey yapmam. Bundan sonra da yapmam. Haydi. Abi. Seninle mi uğraşacağım ya? Sen ne dikiyin hala başımda? Haydi, haydi. Müsaaden lan. Nefret ediyorum senden Murat. Her şeyi benim başıma bırakıp gittiler. Her şeyi. Her şeyi. Her şeyi bana altın değişti. Bakıyorum keyif yerine geldi ha. Değil mi? Görüyorsun değil mi? Bizim konaktan olaylar eksik olmuyor vallahi. Sen de olayların içine düştün ha. Şş, bana bak. Sen ablam pek deriymiş değil mi? Gerçi bizim konakta akıllara pek yer yok ama. He? Rüstem'a. Beni çok boşluyorsun Kendal'a. Fena gönül koyuyorsun bak. İyice sallamaz oldum. O nasıl söz öyle ya? İşin düşünce arıyorsun. Ondan sonra ortadan kayboluyorsun. Ben aramazsam aramayacaksın. Yok niyetin yan çizmekse bilelim. Bizim sözümüz sözdür, bileyim. Vallahi bir bu lafı duyuyoruz. Başka da bir icraat yok. Daha senin kardeşin nerede onu bile bilmiyoruz. Melek'ten haber var mı yok mu? Kız döndü. O it Nadine'i vurdu. Oğlumu kaçırdılar. Başında bin tane bela var. Merak etme kızı. En kısa zamanda oğlumla söz keseriz. Bak Kendal'a.
bu kaçma göçme meselesi duyurmasın. Biz bu durumu kaldıramayız. Namus davası olur. Merak etme. Kızı olan kız olduğunun raporunu da alırım ben. O iş oldu dediysem olmuştur. Az bir zaman tanı. Ortalık bir durulsun. İyi. Bu sana son hatırlatmam olsun. Hadi iyi günler. Parayla değil, sırayla hepsi olacak, hepsi. Baran, bak benim canım acımasın. Aklıma gelmesin diye annenden bahsetmek istemiyorsun biliyorum. Ama aklın onda. Hadi ara. Oğlum. Anacığım. Merak ettim de seni. İyiyim ben oğlum. Siz nasılsınız? İyi ana. Sen iyisin değil mi? Bak dinleniyorsun, kalkmıyorsun değil mi? Ya bu arada halamdan haber var mı? Halan geri geldi oğlum. Fikriye teyzenlerdeymiş. Merak etme. Özlem söyledi. İyi ben bir göreyim onu. Yok yok. Gitmene gerek yok Baran. Sen Ayşe'nin yanında kal. Onun sana ihtiyacı var oğlum. Hem... Melek o herifin beni vurduğunu duyunca bırakmış kaçmış gelmiş merak etme. Biraz zamana ihtiyaç var oğlum. İyi anacığım ama senin için susuyorum bunu da bil. Tamam oğlum. Sen merak etme Baran'ım. Sen Ayşe'yle ilgilen oğlum. Ben iyiyim. Konağa dönme. Fazla bağlanma. Senin olduğuna öyle bir inandırırlar ki... sonu ömrünün geri kalanı kaybetme korkusuyla geçer. Kokusunu bir kez içine çekersen... onsuz geçen bir dakika bile bir ömür gibi gelir. Maya, bulabildiniz mi ananızı? Kızın da ayarını iyice bozdular ha. Bakalım asıl bombayı öğrenince ne edecekler. Paşalar gibi iyi oğlum. Huzurlu çocuk, uyur tabii. Bütün gün ilgilendim. Anası olsa anca bu kadar olur ha. Fazla gevezelik yapma Özlem. Bana bak, midem gazını. Ne yemek yaptın? Diyorum ki bu akşam biraz hafif yiyelim ya. Sen çok stresli günler atlattın şimdi. Yediklerine dikkat etmen gerek. Sen lazımsın. Çay koyayım ben. Bu senin sevdiğin kaymaktan da geldi köyde. Nereye kız? Biz kardeşlerimle kendi evimizde kalacağız. Merak etmeyin. Ah bunu iyi düşünmüşsünüz ha. Biz de burada biraz kafamızı dinleyelim. Bu Baran öğrenince ne olacak ya? Narin hiç iyi değil ben söyleyeyim. Her an bir delilik yapar gibime geliyor. Ebru yengede saatli bomba. Bu Kasım Asibe'den haber var mı? Çay Özlem. Çay koy. Fazla konuşma benim canımı sıkma. Bizim yanımızda olmak için artık çok geç anne. Sen evine, konağına dön.
hemen abla. Herkes bir yana, sen dönsen bari. Bu ne? Yumurta. Vallahi de. Bu ne kız? Oğlum izin veriyor mu abi, ben iş yapayım. Hay ben. Ulan Özle. Yıllardır Emine'den bir yumurta kırmasını bari öğrenseydin. İçine iki biber, bir domates doğrasaydın. Oğlum rahat veriyor mu ki ya? Aha bak gene ağlıyor. Abi yardım edeceksin değil mi? Sakın, sakın Deyzan kızı ağzını açma. Anam nerede? Ha şeydedir o, Fikriye teyzelerdir dedim ya, biz otururken çıktı diye. Geri dönmüştür. İyi, herkes kaçıp Kenan itine mi sığındı? Kaçır, sana sormak lazım. Özlem. Rüzgar'cığım yesene. Domatesin tuzu yok. Rüzgar bu sefer tuzsuz yesen olur mu? Tamam dur ben bir bakayım. Al bakalım buldum tuzunu. Nereye ablacığım? Çişimi yapacağım. Tamam, ben de geleyim seninle. Gelme ya, ben büyüdüm. Melek, kızım yapma böyle. Melek, merak etme. Her şey düzelecek. Teyze, ben aç değilim. Siz afiyet olsun. Oğlum ne olacak böyle? Herkes bir yere savruldu. Ablam darmadağın. Arıyorum, ulaşamıyorum. Thank you.
sakin olurum. Sıkılmadınız mı benden hala? Ayşe. Ayşe. Gel içeriye hadi. Ebru. Çok yoruldum ben Ebru. Bu kadar yorgunluk fazla değil mi işte? Sen burada olduğuna göre kızlar da içeride herhalde. Senin oğlundan haber var mı? Merak etme, buluruz. Gel aslan parçası, gel. Ablamlar uyunca ben de geldim. Sana kızdım ama seni çok özledim anne. Neden bizi bırakıyorsun? Oğlum ananla öyle konuşulur mu? Bak çok üzülüyor sana. Abi. Gel biz seninle bir erkek erkek konuşalım. Ağam.
Kahvaltı etmeyeceksin mi? Akşam yedik ya kız. Her öğün önümüze kahvaltı mı koyuyorsun ha? Ne yapayım? 40 elim mi var? Hem Mehdi'ye bakıyorum hem ev işlerine koşuyorum ya. Herkes aldı başını gitti ha. Köpek gibi geri gelecekler. Hiç kimseyi kırmızı mumla çağırma. Nasıl gittilerse öyle gelecekler. Benim de keyfim yerindeyse buyur derim. O da benim bileceğim iş. Hiç akıllanmayacaksın sen değil mi? Bunları iyi sakla Nari. Bunlar Şam verdilerin geleceğin, Kendall'ın sonunun belgeleri. Rüzgar. Hadi ablacığım. Geldim. Anne, gelme. Ayşe. Ayşe. Nari. Günaydın. Günaydın Özlem. Ebru yengeleri merak ediyorsan dün kızlar anlarına bir tafra etti. Fırat abinin oradaki eve gittiler. Ebru yenge de peşlerine gitti. Dönmediler yani orada kaldılar. Hepsi birbirinden mezar canım. O elindeki ne? Seni alakadar etmez. Baran nerede sahi Narin? Ben onu da göremedim ya dün. O da gelmedi herhalde. Koş Narin, koş. Ayşe! 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 Baran! Ne oldu? Taş yok gitmiş. Eve baktın mı? Ya baktım hiçbir yerde yok. Aradın mı peki? Aradım onu da açmıyor. Dur bir sakin ol önce. Ah Ayşe ya. Ağam! Ağam yardım et kurban olayım. Hop 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 Hüseyin. Dur bakalım nereye böyle? Ağam kurban olayım yardım et. Ya ne laftan anlamaz bir azapsın sen ya. Senin derdin ne? Gel bakalım ben çözeceğim gel. Ağam benim kardeşlerim uyuşturucuyla iş olmaz. Gel Hüseyin gel hele ya. Nedir senin derdin Hüseyin ya?
Destur bismillah. Onun gelişi geliş değil. Bu ne? Ulan Murat, ulan öldün gittin. Hala seni temizlemeye çalış. Benden günah gitti. Ne demek şimdi bu? Ne demek olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Gördün işte. Bak abi, ya Ebru'yu durduracak bir şey yaparsın ya da kendin bilirsin. Beni bunu kullanmak zorunda bırakma. Ya ama benim uyumamam lazımdı. Biliyordum ben, gidecekti o. Dur bir sakin ol. Yani hem nereye gidebilir ki? Bir yere gitmemiştir. Ya ne bileyim, gideceğim diyordu işte. Seni terk etmez. Sibel. Ya Hüseyin kardeş, sen kaygısız ol, o iş bende. Ben çözeceğim o işi ya. Ya Rıza kardeş, kurban olayım yardım et bak. Bunlar yapmaz öyle şey. Ya tamam diyeyim sana ya, tamam. Ağam kurban olayım yardım et. Rıza, bırak. Gel hele, gel. Önce bir telefon edeceğim. Sonra da sana istediğin yardımı yaklaşma. Kime? Kendi abini göğsümden vurmadı Kasım. Beni can evimden vurdu. Ayşe ile Mehdi orada. Can evinden vurulan yaşar mı? Ben ölüyorum Kasım. Tamam, deme öyle. Deme öyle. Her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum. Sana bir şey söylemem gerek. Bak. Önce bir sakin ol. Sonra da nereye gitmiş olabilir bir onu düşün, tamam mı? Ebru, benim onu bulmam lazım. Benim ondan başka kimsem yok. Ayşe sana emanet. Ayşe mi? Ayşe. Ayşe senin kızın.
Ulan bir rahat yok. Gel. Müsaaden ne ağam? Anlat bağlam. Emrettiğin gibi ağam. Arayıp her şeyi söyledim. Onlardan aldık diyecekler değil mi? Bana bak. Eğer bir yamuk olursa affetmem. Senden bilirim ona göre. Onlardan aldık diyecekler. Kafenin adresini verdim. Ağam. Şu benim işi bir halletse. O iş tamam, sen merak etme. Haydi çık şimdi, işim gücüm var. Sağ ol. Abla. Efendim ablacığım. O kadar çok resim çizdim ki defterim bitti. Sana bir sergi açarız artık kafede Rüzgar. Vallahi bence çok güzel fikir. Değil mi Rüzgar'cığım? Ne gülüyorsunuz ya? Hadi bakalım büyük ressam. Gel biz seninle biraz temiz hava alalım. Nereye gideceğiz ki? Burada çok güzel bir park var. Ben o bebek salıncaklarına binmem. Ama buradaki böyle bebek salıncağı falan değil. Gayet büyük. Hatta ben bile biniyorum. Düşün yani. O zaman bir dakika. Ablacığım onu bırakalım, kırılmasın olur mu? Hadi görüşürüz. Güzel oldu be. Vallahi çok güzel oldu. Elimize sağlık. Buyurun. Anneme mi bir şey oldu? Arama Emre. Nasıl ya? Ya bir dakika, ne oluyor söyler misiniz? Abi bizim ne işimiz olur narkotikle ya? Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Ya, bir dakika, ne oluyor? Ya bıraksana ya, kızı, ne yapıyorsun? Ya bıraksana. Ya bıraksana kızı. Ya bıraksana kızı. Zorluk çıkartmayın. Lütfen yürüyün. Hayır! Ablacığım kalemleri şimdi şart mı ya? Kalsın işte kafede. Olmaz abla ya. Bırakın.